Finansal piyasalar güven esasına dayalı piyasalardır. Yani eğer bu piyasalarda güveni kaybederseniz siz, güvenle ilgili bir sıkıntı ya da bir soru işareti oluşursa, bu defa yatırımcılar sadece yabancı yatırımcılar değil yerli yatırımcılarda dahi finansal piyasalara girmez. S.P.K'nın eski başkanı konuştu. Profesör Doktor Doğan Cansızlar ekonomide güven çok önemli dedi. Çıkan dedikodular finansal piyasaları etkiliyor diye konuştu. Dış finansmana dayalı bir ekonomik büyüme modelimiz olduğu için sürekli olarak dışarıdan kaynak ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Şimdi dışarıdan bunca bir kaynak ihtiyacı var iken finansal piyasalarla ilgili gerek reel sektör şirketler kesiminde gerek özellikle bankacılık kesiminde bir takım dedikoduların, bir takım haberlerin havalarda uçuştuğu bir ortamda yabancı yatırımcı da gelmez. Cansızlar bugün TV'ye katıldı, soruları yanıtladı. Yabancı yatırımcının iştahının azaldığını görüyoruz dedi. Ekonomi kurmayları tarafından 10 bankanın yakından izlendiği iddiası için de uyarıda bulundu. 10 tane bankanın da bu şekilde dedikoduları dolaşıyor. Evet. Tartışmalar, dedikodular aldı başını gidiyor. Evet. Sadece bu bir bankayla da 3-5 bankayla da kalmaz bu yalnız. Bunun tehlikesini, riskini iyi düşünmek lazım gelir. Yoksa bulaşıcılık etkisi nedeniyle bütün bankalara yayılırsa işte asıl felaket o zaman ortaya çıkar. Hem şirketler hem de bankalarla ilgili sosyal medyada ve basında dedikoduların tartışılmasını eleştirdi. Yabancı yatırımcının ürktüğünü söyledi. Dışarıdaki yabancı yatırımcılar özellikle soru işaretleriyle varus kalıyorlar ve soruyorlar. Çünkü yarın bir gün yaptıkları yatırımın, yatırdıkları paranın Geriye dönüşüyle ilgili endişelere kapılırsa eğer bir yatırımcı o gidip de o ülkeye yatırım yapmaz. Hem emek hem para yatırarak ya da vererek kurduğumuz bu bankacılık finans sistemini kalkıp bir takım dedikodularla tekrar yeri baştan bozmaya pek yeltenmemek gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin dış finansmana dayalı bir ekonomik büyüme modeli olduğunu söyledi cansızlar. Durup dururken siyasilerin Belli bazı sosyal medyadaki paylaşım sitelerinin kalkıp da bankalar hakkında bu şekilde söylemlerde bulunması bana göre hem SPK mevzuatına aykırı hem de bankacılık mevzuatına aykırıdır ve bunlar suç teşkil eder. Ha siz şunu diyebilirsiniz, benim efendim yurt dışından ihtiyacım yok paralara, dış finansmana. Ya da yurt içindeki vatandaşların tasarruflarına hiç ihtiyacım yok. Hı hı. O zaman kendi bildiğinizi yapabilirsiniz. Ama Türkiye ekonomisi öyle değil ki.